Bir daha beni habersiz bırakma, olur mu? Çok merak ettim seni. Canım Annem'de Furkan ve Ela'nın aşkı nereye gidiyor? Bizim aşk hikayemizde. Serdar Yıldırım canlandırdığı Furkan rolüyle ilgili nasıl bir itirafta bulundu? Belgin Şimşek'i ele sanıp kimler onu mesaj yağmuruna tuttu? Belgin Şimşek'e hangi mesajlar atıldı? Furkan karakterinde belli bir kitlesi oldu canım. Canım Annem'in iki değerli oyuncusuyla çok özel röportaj. Allah! Ay iyi, yandım mı? Özür dilerim. Gerçekten bir yerek olmadı. Görmedim. Canım Annem sürükleyici hikayesiyle Türk seyircisi tarafından çok sevildi. TV8'de hafta içi her gün yeni bölümleriyle ekrana gelen dizi Avrupa'nın ardından Latin Amerika'ya da açıldı. Peki prensesin ne söylemek istiyorsun? Ona aşık oldum. TV8'de yayınlanan, yapımcılığını Saran Studios ve Stellar Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Canım Annem, Latin Amerika'da 4 ülkeye satıldı. Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Peru pazarlarında satışı gerçekleşen dizi, Latin Amerika izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Canım Annem ayrıca Avrupa'da birçok ülkenin yanı sıra İspanya'dan sonra Bulgaristan, Slovenya, Romanya, Moldova, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Litvanya ve İsrail'e de satıldı. Özellikle İspanya'da çok popüler haline gelmiş dizi. Çok İspanyolca mesajlar alıyoruz. İşte bazen anlamıyorum, çeviriyorum. Çoğuna da bakamıyorsun tabii. Ama en ilginç olanlara bir bakmak istiyorsun. Ne demiş bu acaba? Ne diyor yani? Ela, bir daha beni habersiz bırakma, olur mu? Çok merak ettim seni. Tamam. İkinci sayfa ilgiyle izlenen Canım Annem'in setine gitti. Canım Annem'in Furkan'ı Serdar Yıldırım ve Ela'sı Belgin Şimşek'le çekim arasında güzel bir söyleşi yaptık. Hem heyecanlı, hem yorucu, hem de güzel. Evet, çok yorucu geçiyor. Her gün setteyiz hemen hemen. Şu an Furkan evdeyiz hatta. Dolu dolu bir aşk hikayesi izliyorsunuz şu an. Ela ve Furkan'ın arasındaki aşk aslında biraz gergin başladı. Düşmanlık gibi değil de. Gıcıklık. Gıcıklık. Evet. Genel aşklar böyle başlar derler ya. Evet. Böyle başlıyormuş, evet. Biz de onu fark ettik. Ama güzel bir başlangıç bence. Çünkü sonrasından bayağı bir aşka dönüştü ve izleyiciler bunu biliyor, gördü. Tutkulu bir aşk aslında. Ama tabii engeller var içinde. O engeller de maalesef aşılması gerekiyor. Zengin çocuğum ya, bilemem tabii. Ya ne olur yanlış anlama, ben onu kastetmedim ki. Her aşk geçmişten biraz sıkıntı, biraz kırıntı barındırır. Her ne kadar aşkın ölümden güçlü olduğu söylense de kapanmayan yaraların izleri yeni aşklara yadigar kalır. Bizim aşk hikayemizde, yani Ela ile Furkan'ın aşk hikayesinde, Ela'nın genellikle geçmişinde yaşadığı sıkıntılar problem yaratıyor. Bu arada bayağı aslında bir geçmişte yaşadığı şeyler, evet, var. Onu da Furkan sonradan öğreniyor ve çok olduğunu fark ediyor yani. Çok geçmişte yaşamış şeyler var. Evet, çünkü maalesef hayır kabul etmeyen erkeklerden dolayı bu kadın bu zorlukları yaşıyor ve ne yazık ki şimdiki yaşadığı ilişkisini de lanse ediyor. Anladığın gibi değil. Tamam, anladım. Neyi anladın? Öyle değil diyorum işte sana. Bence olay göstermeye çalıştığın kadar karmaşık değil Ela. Canım Annem'in Furkan'ı Serdar Yıldırım, Furkan'la birbirimize biraz benziyoruz dedi. Kendi karakterinize benzer yönleriniz var mı? Ya tek tük var tabii ki. Ama Furkan çok aşk adamı, çok aşırı aşk adamı. O yüzden aşkını böyle doya doya yaşıyor ve yüksek yaşıyor. Onu da Ela herhalde hissediyor. Canım Annem birçok ülkede yayında. Serdar Yıldırım'a İspanyol kızlar evlenme teklifinde bulunuyormuş. Bildiğiniz İspanyol kızlar o zaman sizi radarına aldı diyebilir miyiz? Ya onu bilemiyorum şu anda. Evlilik teklifi geldiğine göre. Yani tek tük oluyor herhalde böyle şeyler. Yani çünkü şurada şöyle bir şey var. Furkan aşk adamı, yani hani çok yoğun yaşadığı için insanların ilgisini çekiyor ve kadınların da dolayısıyla. Diyor bu ne kadar aşk adamı ya, ben bununla aşk yaşamak isterim diye böyle bir algı var herhalde. O yüzden hoşlarına gidiyor diye düşünüyorum yani. Belgin Şimşek'e ise Furkan hayranlarından biraz kıskançlık dolu mesajlar geliyormuş. Kızlar ölünüzde Furkan'ımızı paylaşmayız diyorlarmış. Furkan karakterinde belli bir kitlesi olduğu için pek iyi mesajlar almıyorum. Onu söyleyeyim. Kadınlardan özellikle. Yanına yakışmıyorsun bilmem ne falan. Böyle tatlı tatlı şeyler var ama güzel mesajlar da var. Çevremden güzel geri dönüşler alıyorum bu konuyla alakalı. Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.
Allah! Ay, iyi, yandım mı? Özür dilerim, dur, özür dilerim. Dur. Gerçekten bir yere olmadı. Görmedim, görmedim. Dur. E ne güzel, canım annemi izliyordum. Benim dizim biliyorsun değil mi Müge? Evet, evet. Vallahi izliyorum ben canım de, annemi. Ben de kime sonra, takılıyorum burada? Kime? Dizide. Özlem'e takılıyorsun. Yıllar işte. Sonra çok ara vermişti çok. Özlem Savaş. Çok güzel bir dönüş yaptı. Rolü Cuk buldu zaten. Cuk oturdu, çok klas, çok hoş çok. Yani. Özlem'i izliyorum yani. Dizinin izlenme oranları da çok yükseldi. Yükseliyor. Seyirci de canım annemi çok sevdi. Gelecek Özlem. Ben benim dizleri söylüyorum size. Çıkıyoruz yayından. Akış yapıp. Vallahi müziğinde siz haberi izlerken sana, kulağımın dibinde söylüyor Allah'ım dedim ya sana geliyor. Müge müziğinde gözlerim doluyor. Ay, ben annelik, bir etkileniyorum annelik, böyle anneli bütün falan. Şarkılar beni etkiliyor. Murat Evgin'in zaten onun da emeğine sağlık gerçekten evet. Çok güzel bir şarkı Erol Evgin'in olmuş. Oğlu Murat. Sözler de çok etkileyici. Dediğim gibi canım annem ardından yazgı. Ardından doya doya moda, ardından Zuhal şimdi, Topal, MasterChef tekrarı benim bütün günüm böyle geçiyor ve MasterChef.